Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 27 Eylül günü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor Lille ile karşılaşacak. Öncelikle Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir sürprizle başladı. Deplasman'da Inter'i yenmeyi başardılar. Tabi Inter gerçekten çok kötü bir futbol oynadı ama burada Trabzonspor'un da yeni oluşmuş bir kadroyla yaptığı mücadelede kayda değer. Öncelikle çok iyi pas yaptılar. Takım oyununu oturmamasına rağmen bazı oyuncular gereğinden fazla iyi bir performans gösterdiler. Beklenenden çok daha iyi performans gösterdiler. Özellikle Zokora, Kolman ve kalede Tolga Zengin yaptığı mücadele gerçekten alkışa değerdi. Selisco da ben çok beğendim. Savunmanın her yerinde oynayabiliyor. Ki gerektiğinde de ileri çıkıp Inter maçında yaptığı gibi de gol atabiliyor. Bu açılardan Trabzonspor'un ilk maçta en büyük eksikliği belki Inter karşısında ayağına top tutabilen ya da hızlı deparlarla Inter savunmasının arkasına kaçabilen oyuncuların olmamasıydı. Ligde Burak Yılmaz'ın yaptığını maalesef Inter maçında kimse yapamamıştı. Ligde kötü bir başlangıç yaptı Trabzonspor. Özellikle Fenerbahçe ile geliştikleri şampiyonluk mücadelesinden mağlubiyetle ayrılmaları, ardından çıkan şike şaibe soruşturması ile birlikte ligin karışması Trabzonspor'u da etkilemiş gibi gözüküyor. Ayrılan birçok oyuncu da Trabzonspor'u etkiliyor. Özellikle Egemen gibi, Selçuk gibi, Umut gibi, Jaja gibi geçen sezon artık takımın oturmuş ve kilit oyuncuların ayrılması Trabzonspor için bir handikaptı. Fakat gördüğümüz kadarıyla Şenol Güneş takımı yine de toparlamayı başarmış. Kötü başlayan ligi en son Karabük'ü 3-1 yenerek dur dediler. Bu maçta Burak Yılmaz'ın attığı hat-trick de Burak Yılmaz için de önemli bir moral kaynağı oldu. Lille baktığımızda öncelikle Lille'in iyi bir kalecisi var, Landru var. Onun yanında Vincent Enyama ki iyi bir kaleci kendisi de. Defansta milli takımında defans oyuncusu olan Rosenthal var ki önceden Newcastle United, Paris Saint Germain gibi takımlarda oynamış, iyi tecrübeleri olan bir oyuncu ama her zaman hata yapabilecek bir oyuncu. Orta sahada Eden Hazard gibi bir süper yıldız var. Belçika futbolunu çıkarttığı ve uzun süredir ismi Manchester, Real Madrid, Barcelona gibi devlerle alınan bir oyuncu. Pedretti Fransız milli takımında da önemli görevler alabilen bir oyuncu. Forvet'te Sol gibi bir oyuncu var ki CSKA maçında gol atmayı başarmıştı. Bütün bunlar Lille tehlikeli bir takım yapıyor. Daha önceden Fenerbahçe ile karşılaşmış ve Fenerbahçe'yi elemiş bir takım. Sonuçta tehlikeli bir takım. Trabzonspor'un dikkatli olması gerekiyor. Inter maçında yaptığı savunma hatalarını, acemiliklerini yapmaması gerekiyor. Tabi Zokora, Kolman, Alanzinho gibi oyuncuların ekstra performans göstermesi, Sapara'nın daha iyi olması gerekiyor. Defansta ki arızaların da bir an önce gitmesi gerekecek. Bunlar giderse ve Trabzonspor daha organize olmayı başarırsa Lille karşısında en kötü beraberlik alacaktır. Ben öncelikle bu maçta da alt oynanmasını tavsiye edeceğim. İki takım da çok kontrollü oynayacaklardır. Bu nedenle iki taraftan birisinin gol atamayacağı için yok denmesini tavsiye edebilirim ikinci olarak. Taraf bahsinde ise Trabzonspor'un kazanmasını istiyoruz tabii ki temsilcimiz olduğu için. Ama beraberlik de düşünülebilir ki bence beraberlik de alınacak bir kötü bir skor olmayacaktır Lille karşısında. Ki diğer maçta çıkacak sonuca göre Trabzonspor'un en azından fark oluşacak. CSK yenilirse de 3 puan bir anda fark oluşacak. Bu da Trabzon için her zaman daha olumlu bir durum oluşturacaktır. Ben en azından Trabzonspor'un bu maçta yenilmeyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına devam etmesini isterim. Baba Torik.